Ben Erdem Çomaç. Fotoğraf çekme kolaya hoş geldiniz. Bugün bilmiyorum kafanızı karıştırıyor mu ama zaman zaman benim kafamı karıştırıyor çünkü bu 30 mm makro f2.8 makro çıkmanıcı Fuji filmin ben Sigma'nın f1.4'ünü satın almıştım. Prime lens olarak. Sonra Kalktı, sigma bunu çıkarttı. Şimdi hangisi daha iyi? Bakalım mı? Bir inceleyelim yani istiyorum ki en azından sizin de bir fikriniz olsun. Böyle bir karar verecekseniz hangi 30 milimetreyi tercih edebileceğiniz özelliklerine göre bilin istiyorum. Dolayısıyla bir inceleme tabi tutacağız biz bu ikilensi. Öncelikle ikisinin de Yapıları son derece sağlam. Yani kaliteden hiç ödün vermeyen yapılara sahipler. Bir taraftan tabii ki metal yapılar ama bir taraftan şu fokus çarkı bir tarafta böyle daha böyle kavuşumsu burası da daha plastikimsi. Onun haricinde tabii ki bunda başka fokus çarkından başka hiçbir çark yok. Oysa ki Fuji'ninkinde biliyorsunuz rakamlı diyafram çarkı var. Şimdi... Bir tarafta F1.4, diğer tarafta F2.8. E tabii ki bu fark 2 stop gibi bir fark yaratıyor. Ve dolayısıyla da elbette ki F1.4 karanlık ortamlarda daha başarılı bir lens. Yani bu sizin için en önemli nokta mıdır değil midir? Tabii onu tartışacağız. Çünkü resim kalitesine gelince birbirinden ayırt edemiyorsunuz. İkisinin de fotoğraf kalitesi son derece keskin, son derece güzel. Sigma'nın renkleri birazcık daha pastelek açarken, Fuji size bir gıdımcık daha doygun veriyor o renkleri. Fark arıyorsanız eğer. Bunun yakın mesafesi hiç konuşmaya gerek yok. Yakın mesafesi öyle çok başarılı bir yakın mesafe değil. Çünkü da buna kıyaslanmaz. Çünkü bu bir makro. Makro demek birebir ölçüde. Ee, birebir makro yani yüzde elli makro falan değil. Dolayısıyla F2.8'de bile e, dibine kadar giriyorsunuz. Hatta bu varsa eğer o kadar dibine giremiyorsunuz. İnanın ki bunu çıkartmak zorundasınız. Buralara kadar foküsleyebiliyor. Oysa ki bunun bunu herhalde bundan daha yakın fokuslamıyor. Bu civarlarda bir fokusluyor. Bu birinci farkları. Onun haricinde zannediyorum önemli unsurlardan bir tanesi videodaki başarıları. Ee, videodaki başarıları da yani görsel olarak, görüntü olarak bir fark olmamakla beraber otofokusun çok fazla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da otofokus testlerinde sigma ciddi anlamda bir fokus soluklanmasıyla karşı karşıya bırakıyor sizi. Oysaki ki Fuji'nin son derece yumuşak geçişleri var videoda. Dolayısıyla Fuji bu konuda 1-0 öne geçiyor. Otofokus hızları konusunda da yine fotoğrafta da yine Fuji 1-0 öne geçiyor. Çünkü daha süratli, daha uygun bir otofokusu var. Bu birazcık böyle hunting yapıyor öyle. Tam böyle hani tak 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 geçişi yok Sigma'nın. Ama kötü bir lens mi? Hayır kesinlikle değil. Bir kere bir F1.4 bir prime lens için bu rakama bu kalite bence çok çok iyi. Şimdi hangisini alırsınız? Eğer işiniz sadece fotoğraf çekmek ise ben hiç tartışmasız Sigma'yı tavsiye ederim size. Çünkü Sigma gerçekten yani kalite olarak bir kere ölçüleriyle göreceksiniz. Neredeyse 1'e 2 ölçüleri daha fazla, daha çok cam, daha büyük cama sahip. Kromatik da daha düşük, şeyde daha düşük, vignetting'i de daha düşük. De daha düşük. E, hatta 2'ye getir bir, bir F1.4 var, var zaten ama onlar haricinde hemen 2'den itibaren toparlamaya başlıyor ki zaten bu lensin incelemesini yapmıştım. Şurada da onun bir şeyini bırakıyorum size, linkini bırakıyorum. Oradan detaylarını, teknik detaylarına girin. Şu anda girmiyorum çünkü. Ee, kesinlikle ben bu lensi birinci lens olarak kullanırım. İsterseniz şöyle yapalım. x ee, XH2'ye bir takalım bu lensi. Evet. Şöyle bir görüntüye sahip sevgili dostlar. Tabi yakışıyor yani oranın o kadar güzel ki bu lensin fotoğraf makinesine yakışıyor. Şimdi gelelim buna. Ama eğer ki sizin derdiniz ya ben makro da çekeyim. Ya F1.4 olmak zorunda değil. F2.8 de yeter bana. Ama videoda da performansı başarılı olsun diyorsanız o zaman da göreceksiniz ki buradaki video geçişlerini yani otofokus geçişlerini çok daha yumuşak ve çok daha sinematik bir geçiş sağlıyor size. Aa, haricinde de yani fiyatı bağlamında inanılmaz başarılı bir lens. Diğer bütün Fujikon lensler gibi gerçekten Fuji bu konuda son derece başarılı bir iş yapmış sevgili dostlar. Hmm, tabii bunun makro avantajı var. Çok dibine girebiliyorsunuz. Özellikle de 40 megapiksellik bir kamerayla beraber Kroplamayla ile beraber büyük avantaj sağlıyor size yakın mesafe e, fotoğrafçılığında. E, ve taşıması daha kolay. Yani şimdi yan yana getirelim tekrar. Hakikaten ağırlığı bile neredeyse yer yer ya. Tam o kadar değil tabii daha, ama daha hafif. Ve bunu cebe bile çok rahat sığdırırsınız. Hiçbir rahatsızlık vermez size. Ha ne var? Evet biraz büyük sene bir kamerada. Yani XH2 gibi daha öyle ölçülü bir kamerada biraz şey kalıyor, biraz küçük kalıyor gibi ama e, ben küçüklüğüne küçüklüğüne bakmam. Bir de arkadaşlar yani şu diyaframı kullanabiliyorsunuz. Oysa ki şeyde sigma e, Sigma'da buradan değiştirmek, şu çarktan değiştirmek zorundasınız. Yani geri geri. Yani bu çok önemli bir şey mi? değil tabii ama insan eli buna alışınca da tabii çok daha keyifli oluyor. En azından ekrana bakmak zorunda kalmıyorsunuz hangi e, F değerinde olduğunuz için. Buradan görüyorsunuz. Mesela burada F8'e getirdim biliyorum. F28'e getirdiğimi biliyorum. Ha, bu, Bunun tabii buna çok üstün olduğu bir şey o da bokeh. Arkadaşlar bunun bokehi hakikaten böyle çok enteresan ya bu bir bokeh canavarı. Bu da da bak bokeh ama yani bu, bu lensi bokeh için almazsınız zaten. Evet ödünler var tabii iki tarafta da. Bu ancak manuel fokusleme kullanacaksanız ki manuel fokuslemesini her ikisinde ben çok beğendim. Her ikisinde de son derece yumuşak geçiş sağlayan e, gayet güzel bir manuel fokusleme çarkı var. Gerek Sigma'da gerek de Fuji'de. manuel foküslemeleri çok güzel her ikisinin de. E, ve eğer ki manuel foküsleme yapacaksanız o zaman bunu video lensi olarak da düşünebilirsiniz. Ve gerçekten de bir f1.4 ile beraber müthiş bir bokeh, müthiş bir sinematik e, efekt yakalarsınız. Ama yok ben abi manuel uğraşmak istemiyorum. Benim otofoküsüm iyi olsun, güzel geçişleri olsun, kaliteli olsun diyorsanız da o zaman seçeneğiniz Fujifilm'in 30 mm makro f2.8 olacaktır. Şimdi sevgili dostlar ben her ikisine de sahibim. Şimdi diyeceksiniz ki e, niye satmıyorsun abi birini? Valla satamıyorum çünkü ben de bunun yeri ayrı, kullanımı ayrı. E bunun da yeri ve kullanımı ayrı. E, ben ikisinden de çok memnunum. Fotoğraf çekeceksem tabii ki bunu tercih ediyorum. Makro çekeceksem bunu tercih ediyorum. Genelde bu lenslerle video çekmiyorum. Yalan söyleyecek halim yok. Bir de şey de diyebilirsiniz. Ya abi zaten nereden çıktı bu 30 milimetre anasını satayım ya. Arkadaşlar bence geç bile çıktı. Çünkü 35 milimetreyi bir taraftan ele alırsanız, 23 milimetreyi bir taraftan ele alırsanız, 30 milimetre bunların tam ortasından yerleşmekle kalmıyor. 30 milimetre insan açısıyla birebir ölçüye sahip. Dolayısıyla siz düz baktığınız zaman sizin algınız kaç dereceyse 30 milimetrenin de derecesi, bir derece farklı aynı. Dolayısıyla gözünüzün gördüğünü bunlarla çekersiniz, yani 30 mm ile çekersiniz. 23 ile değil, 35 ile değil. Onu da düşünün. E, fiyatları birbirlerine çok uzak değil, bu birazcık daha pahalı, bu birazcık daha ucuz. Dediğim gibi bunun makro avantajı var, bunun bokeh avantajı var. Bunun fotoğraf avantajı var, bunun video avantajı var. Bu biraz daha büyük, bu biraz daha küçük. Ben size, iyisi size birkaç tane e, fotoğraf e, seyrettireyim. Belki oradan da kararınızı etki edecektir. Sevgili dostlar, Vallahi valla benim şimdilik bu iki lensle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hangisi iyi, hangisi kötü topu size bıraktım. İkisi de iyi ya da kötü değil. İkisinin de kuvvetli ve zayıf oldukları yönler var. Ha tabii ki şunu bir dört yap, bir makro yapsalardı zaten bu herhalde bununla iki misli olmak zorunda kalırdı. öyle bir lens de zaten ucuz olamazdı. Fujikron olmazdı. Ama hedefledikleri o değil. Çünkü zaten 80 milimetrelik kocaman ve ucuz olmayan bir makro lensleri var. Zannediyorum onlar istediler ki hani rakamsal olarak ulaşılabilsin ve eksik olan bir açıda yani 30 milimetre mesela o seride yok tek 30 milimetre bu bir lens yapalım dediler. Bence de çok başarılı oldular. Ben dediğim gibi ikisini çok seviyorum. İkisini de koleksiyonda tutmaya devam edeceğim. Hiçbirini satmayı da düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Ama tabii ki sizden ikisini birden alın demiyorum. Ama eğer ki 30 mm almaya karar verdiyseniz farkları ve özellikleri bunlar sevgili dostlar. Umarım bu içerik değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu güzel aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sağlık ile kalın, huzur ile kalın, keyif ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. Müzik